Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri son 2 gündür yoğun bir şekilde Suriye'nin kuzeyine askeri sevkiyatı gerçekleştiriyor. İdlib'e 200 kadar zırhlı araç gönderildiği yerel medyalar tarafından bildiriliyor. Dün 27 Ekim gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri olası bir operasyon için Ain İsa ve Tel Tamer hattına da çok sayıda tank ve zırhlı araçlar sevk etmeye başladı. Olası operasyonda 600 kilometrelik alanın teröristlerden temizlenmesi bekleniyor. Diğer bir habere göre ise Türk topçu birlikleri tarafından Tel Tamer'da bulunan terör örgütü YPG-PKK karargahına düzenlenen topçu atışında örgütün sözde sağ komutanlarından Halit Faraç adlı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu konuda daha bir açıklama gelmedi henüz. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamut olası operasyon hakkında tüm birliklerin İdlib'den Fırat'ın doğusuna kadar tüm sınır hatlarında konuşlandığını ve hazırlık durumunun üst seviyede olduğu ifadelerini kullandı. Bir açıklamada Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması hayali yaşayanlar vardı. Bu terör koridoru kurmaya çalışan teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Terörist neredeyse hedef orası ifadelerini kullanırken, Bakan Çavuşoğlu ise PKK-YPG'nin saldırıları arttı. Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durmadı. Böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.